Merhaba sevgili seyirciler. Türkiye'nin en çok seyredilen tarım ve hayvancılık kanalı Köy TV'ye hoş geldiniz. Bir köylü soruyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizler için hazırlamış olduğumuz programımızda çok renkli konuklarımız var. Öncelikle konuklarımızı tanıyalım. Ömer Faruk Erdönmez ile beraberiz. Kendisi süs tavuğu yetiştiricisi ve hayvancılık sahibi. Yani bu konu hakkında uzman, 25 yıldan beri bu işi yapan Ömer Bey ile beraberiz. Ve Hasan Erk ile beraberiz. Kendisi de Süs Tavuğu Derneği yöneticisi olarak aramızda bulunuyor. Öncelikle hoş geldiniz diyorum sizlere. Hoş bulduk Ömer Bey. Hoş bulduk. Şimdi Ömer Bey ile daha önceden tanışıklığımız var, böyle bir program yaptık ama bu renkli konukları aramıza almamıştık. Bugün hem tavuklarımızı tanıyacağız, hem masamızda yumurtalar var, renkli yumurtalar, onları tanıyacağız. Hasan Bey ile de süs tavukları hakkında, bazı ırklar hakkında özel olarak bir bilgi alacağız kendisinden. Şimdi Ömer Bey, geçenki programımızda bazı ırklara fazla dokunamadık, ilgilenemedik, yapamadık. Bununla alakalı olarak şimdi birçok ırk var aramızda da. Öncelikli olarak süs tavuğu dediğimiz şey nedir? Yani izleyicilerimize bunu bir tarif edelim. Tabii Özer Bey, süs tavuğu bugün eti ve yumurtası için değil, öncelikli beslenme sebebi, görünüşü, güzelliği, ötüşü ve insana yakınlığı için beslenen hayvanlara biz süs tavuğu diyoruz. Hı hı. Öteki taraftan ticari tavuklar, yumurtacı ve etli yönde ikiye ayrılmakta. Ama biz süs tavukların ilk ele alacağımız özellikler arasında et ve yumurta değildir. Görünüşü, duruşu, güzelliğidir dediğim gibi. Bunların genel ismine süs tavukları veya süs hayvanları diyoruz genelde. Sülünde, ördekte, tavus kuşu gibi hayvanlar da bunun içine giriyor. Evet. Şimdi misafirlerimiz biraz yaramazlık yapıyorlar. Sesleri de izleyicilerimize geliyordur kendilerine. Şimdi süs tavukları dediğimizde genel tanım olarak bahsettik. Peki bu süs tavuklarında hani belki engin deryadır, kaç çeşit hayvanımız var? Yani hangi tavuklar bu gruba giriyor? Tabii şimdi süs tavukları dedince bunları dünyada da belli bir sınıflara ayrılmışlar. Bölgelere göre sınıflar, boylarına göre, cüsselerine göre sınıflara ayrılmışlar. Hı. Ve kendi aralarında da bir sürü gruplara ayrılmışlar. Biz en basiti kısaca izleyicilerimize bilgi vermek için bunlara büyüklüklerine göre, cüsselerine göre üçe ayırmaktayız. İri ırklar, bugün dünyada da Brahma, Koşil veya Devyanduk gibi hayvanların bu sınıfa girdiği iri ırklar, standart ırklar, yani bunların boyu standart bugün normal bildiğimiz tavuk boyunda ve minyatür ırklar. Bunlar da daha çok bantam diye geçer, boyları küçük. Genellikle cinsel olgunluk yaşları, üreme yaşları daha erken yaşlarda olgunlaşan bantam ırkları diye. Bizim çiftliğimizde geçen programımızda da bahsetmiştim. 70 renk versiyonlarıyla birlikte 70 çeşit süs tavuğu var. Biz de bunları 3 gruba ayırıyoruz. Gene dediğim gibi büyük ırklar, standart ırklar ve küçük ırklar diye. Bugün stüdyomuza da getirdiğimiz gibi iri ırklara Brahma tavuğunu örnek verebiliriz. Brahma tavuğu bugün dünyada çok popüler olmuş. 1950 yılında, 1940 ve 1950 yılında Koşin ve Maral yurtlarının melezlenmesiyle ortaya çıkmış. Küloları 5 ile 6 kilogram arasında, bacak tüyleri gelişmiş, büyük bacak tüyleri olan ibi bezelye ibik dediğimiz bir tavuk ırkıdır. Dünyada da ilk 10 sayın deseniz bana en popüler ırklar, ilk 10 içine giren bir ırktır. Nedir? Görünüşüyle, bacak tüyleriyle. Bu bir Asya ırkıdır. Ana vatanı Hindistan. Hindistan'da geliştirilmiş, çıkmış ve bütün dünyada bugün hobicilerin, süs tavuğu besleyenlerin zevkle besledikleri bir süs tavuğu ırkıdır. Ekranımızda da gördüğünüz gibi
Şu anda da bir kafes ortamında tabii hayvanlar kendilerini gösteremedikleri için bahçelik alanda veya bahçeli kümeslerde daha heybetli duruşlar sergilerler. Yürüyüşleri adeta bir asker yürüyüşü gibidir. Onun için zaten çok popüler olmuştur. Buranın ahası benim diğer tavuklarım. Evet. Şimdi buraya girmişken, bu sınıfa girmişken Kuşin ırkına da girebiliriz. O da aşağı yukarı Brahmanlardan birer kilo daha düşük, daha fazla tüylenme gösteren, onun da ana vatanı Çin olan bir ırkımız, dünyada süs tavuğu ırkıdır. Süs tavuklarını beslerken iri ırkları özellikle kümeslerimize dikkat etmemiz lazım. Neye dikkat edeceğiz? Metrekaresine. Evet. Ufak cins tavuklarda 5 tane tavuk koyarsak büyük cins tavuklarda mutlaka o sayıyı daha azaltmamız gerekir bir kümese. Ve büyük cins tavuk besleyenlerin bahçeli kümeslerde beslemeleri daha çok tercih sebebidir. Çünkü kemik yapılarının gelişmesi biraz uzun sürmektedir. Bu Brahma ırkları ileriki dönem, geçmiş dönemlerde etnik ırk olarak yetiştirilse de cinsel olgunluk yaşı, büyüme hızının yavaş olması sebebiyle bugün sadece süs hayvanı, şov hayvanı olarak beslenmektedir. Peki Ömer Bey, şimdi buradaki ırklarımıza şöyle bir göz atmak istiyorum ben, müsaadeniz olursa eğer. Şimdi birçok tür şu anda elimizde ki hani Engin Derya'da sadece birkaç damla şu anda burada sadece. Çünkü birçok ırk var şu anda dünya üzerinde literatüre girmiş farklı türler bulunuyor. İsterseniz sıradan buradan izleyicilerimize tanıtalım. En baştan başlayarak sırayla diğer tavuklarımızı da tanıyalım. Başta gördüğümüz Ayyam Cemani. Ana vatanı Endonezya. Ayyam tavuk demek, Cemani de siyah demek. Siyah tavuk. Evet. Ayyam Cemani. Bu tavuğun Türkiye'ye girişi son 3 yıl içinde olmuştur. Tavuğun özellikleri ne diye sorarsanız, yumurtası hariç her şeyi siyah rengindedir. İç organları, dili, ibiği, deri rengi, tüyleri. Tüylerinde de siyah diyoruz ama güneş vurduğunda zümrüt yeşili bir renk alır. Siyahın fosforlu bir rengini alır. Bulunduğu Endonezya'da bazı yerlerin bu tavuğa kutsal olarak kutsallık atfettiklerini görüyoruz. İşte bunun Türkiye'ye girişi 3 sene oldu demiştim. Son yıllarda Kocatepe Üniversitesi'ndeki incelemeler sonunda bu tavuğun etteki protein oranının daha yüksek olduğunu diğer tavuklara göre ve etinin bıldırcın etine daha çok benzediği tespit edilmiştir. Ve Türkiye'de ama bunları zannetmiyorum ki eti yensin veya yumurtası yemeklik kullanılsın. Şov hayvanı, süs hayvanı olarak beslenmektedir. Ve siyah renk hobicilerin, süs tavuğu besleyenlerin ilgisini çekmektedir. İlk girdiğinde çok yüksek fiyatlara alıcı bulsa da yani gazetelerde de gördük, bazı mezatlarda da gördük. Hayvanlar Türkiye'de üreyince, çoğalınca daha makul seviyelere fiyatları düşmektedir. Bizim de çiftliğimize geçen sene getirdiğimiz bunları bir 20 domuzluğumuz var. Hollanda'dan yumurta olarak getirdik. Ve burada stüdyomuzda gördüğümüz Ayyam Cemani ırkı siyah tavuklarımız bu getirdiğimiz yumurtalardan çıkan tavuklardır. 2016 sezonunda da inşallah yavruları alıp hayvanseverlerle paylaşacağız. Peki bir dönem dediğiniz gibi bir furyası vardı. Bu tavukla alakalı çok fazla haberler yapıldı. Hani her yeri simsiyah tavuk eti bile, hatta internet üzerinde araştırma ben de yaptım. Tamamen simsiyah bir et. Yani fırında tavuğu unutmuşuz gibi bir görüntü geliyor tavukla karşı karşıya kaldığımızda. Ve etinin bıldırcın eti gibi olduğunu söyledi. Bıldırcın etine daha çok benzediği ve etteki protein oranı diğer tavuklara göre daha yüksek olduğu Kocatepe Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucu keşke de edilmiş bir. Evet, böyle bir özelliğimiz var bu tavukta da.
Şimdi ülkemizde bunun sayısı gitgide artmakta. Dediğiniz gibi pazarda da fiyatların makul seviyelere inmekte. Şimdi bu hobi işiyle uğraşan kişiler bunu mezatlarda veyahut da birçok yerde temin edip besleyebiliyorlar. Peki bizim ülkemiz için elverişli bir tavuk mudur? Yani bakım beslemesi sıkıntı yaratıyor mu bu konuda? Bakım beslemesi sıkıntı yaratmıyor. Gayet dayanıklı ve de hareketli bir tavuktur. Sakin bir tavuk değildir. Hı hı. Aktif hareketler sergilerler. Yalnız şöyle bir şey var. Yumurta sayıları diğer ırklara göre daha düşüktür. 80 ile 120 arası. 120 adet arası. Hı hı. Kilosuna gelirsek de tavuklar 1.2 ile 2 kilogram arasında. Hı hı. Bu şeye göre değişmekte. İşte standart ve bantam boyuna göre. Horozlarla 1.8 ile 2.5 kilo arasında. Yumurtası az olması tabii yumurtası ve kilosunda belli bir kilogramda olması yumurtacı ve etlik yönde beslenmesine engel teşkil etmiyor. Evet. Sade süs hayvanı alan hobiciler üretip damızlık olarak diğer hobicilere bunları verebilirler, hı hı, paylaşabilirler. Evet. Şimdi diğer tarafta ülkemiz için de çok büyük önem taşıyan, bir dönem özelliğini kaybettiğimiz, daha sonradan tekrardan çalışmalarla ülkemize sizin sayenizde gelen Sultan Tavuğu. Sultan Tavuğu tabii bizim çiftliğimizin göz bebeği. Hı hı. Çok uzun uğraşlar sonucu, önceki programda anlatmıştım nasıl getirdiğimizi. Amerika'da bir sürü yazışmalar, bu anlattığım tabii bayağı uzun süre, önce, 2000'li yıllardan, hı hı, bahsediyoruz. 2000. Sonunda Amerika'dan ve Hollanda'dan getirdiğimiz yumurtalardan bir çift Sultan Tavuğu elde edip ve Türkiye'mize kazandırdık biz bunu. Sultan Tavuğu'nun özelliklerine yeniden değinecek olursak, Sultan Tavuğu 1850 yılında Osmanlı saraylarında beslenen, halka inmemiş, yani halk tarafından beslenmemiş, hünkâr-ı güvercinler gibi bir ırkımızdır. Gelen yabancı misafirlere hediye edilmiş. Bunların içinde İngiltere'de gelen yabancı misafirler var. Birçok misafirlere hediye edilmesine karşın İngiltere bu tavuğu elde tutmuş, çoğaltmış, hı hı, ve ileriki dönemlerde standartlarını yazmış ve tanınmış. Tanınmış demek bir kulübün bir tavuğu tanınması için belli bir süre geçmesi lazım. Bunun standartlarının belli olması lazım. Sultan tavuğunu almışlar, standartlarını belirmişler, tanımışlar ama ismi hep Sultan kalmış ve menşei yani ülkede Türkiye olarak geçmekte. Bugün bütün kaynaklara bakarsak Sultan tavuğunun menşein Türkiye olduğunu görürüz. Böyle bir tavuk, işte biz bunu okuduğumuz, gördüğümüz zaman bir araştırmaya gittik. Türkiye'de bu tavuğun ismini bile bilinmediğini gördük o yıllarda. Unutulan bir değer olarak. Sultan tavuğu diye ismini bile bilinmediğimiz. İşte Amerika'daki yazışmalarla, Hollanda'dan getirdiğimiz yazışmalarla bu tavuğu elde ettik. Bugün bütün hayvanseverlere, bu tavuğu besleyenlere de buradan teşekkür etmek, hı hı, istiyorum. Çok sahip çıktılar. Basınımıza da teşekkür ederim. Basın da çok sahip çıktı buna. Ve bu tavuğun yeniden 200 yıl sonra o Türkiye'ye kazandırmış olduk. Bugün hayvanseverler arasında kalitesi gitgide artmaktadır. İyinin daha iyisini üretmektedir. Ve Türkiye'nin en sevilen süs tavuk ırklarından bir tanesi olmuştur. Hı hı. Bu değeri yeniden kazandı. Bu değeri yeniden kazandı. Bunun da ticari yönüne gelirsek, yani biz bunu besleyip şey yapabilir miyiz derse, bunun da yumurta değeri, yumurta adeti 70 ile 80 adet arasıdır yıllık. Yıllık 80 adet yıllık gibi bir rakamla doğru. Yani bunu besleyenlerin yumurta ve et yönünü düşünmemesi lazım. Hı hı. Sultan tavuğunu için konuşuyorum. Ama bugün hak ettiği değeri Türkiye'de de görüyor. Dünyada da gezdiğimiz fuarlarda görüyoruz. Sultan tavuğunun çok ayrı bir yeri var. Sonradan bunun minyatürünü, siyahını, grisini, çeşitli renklerini geliştirdiler. Hı hı. Ama Osmanlı döneminden kalan tek renk
Beyazdır. Asıl rengi beyazdır. Bu özelliği de umarız uzun yıllar boyunca devam eder, hiç bozulmadan ve ülkemizde bu değeri kaybetmeden devam ederiz. İnşallah. İnşallah. Şimdi devam edecek olursak bir sonraki ırkımızda da Fizan mı? Ben Fizan. Yanlış telaffuz etmeyeyim. Fizan çeşidini isterseniz dinleyelim. Tabii Fizanlar bugün Avrupa kökenlidir. Avrupa'daki ismi Poland diye de geçer, Polish diye de geçer. Bugün Fizanlar top gibi kabarık, kabarık tepeleriyle, şapka gibi olan tepeleriyle ünlenmiştir. Yani Fizanlar bugün en çok renk varitesi olan ırklardan bir tanesidir. Bunun da gitgide geliştiğini görüyoruz. Ne demek gelişmek? Bu sene yeni bir cins ürettiler, Fizanlar. Önümüzdeki sene bakıyoruz başka bir renk versiyonu üretilmiş. Demek ki çok talep görüyor ki bunların çeşitli renk versiyonlarını üretiyorlar. Bizim çiftliğimizde aşağı yukarı 10 renk Fizan var. Fizanlar, Fizan besleyecek hayvanseverlere şunu tavsiye edeyim ben. Fizanların önce alırken aldıkları yerde veya besleyeceklerde tepelerini kontrol etmeleri tavsiye edilir. Bazen tüyleri gözlerin içine girip göz hastalıklarına, göz iltihabına yol açmaktadır. Onun için düzenli olarak tepelerindeki tüyleri takip etmek lazım. Bu aynı söylediklerim Sultan için de gerekli. Evet. Çünkü çok büyük tepeli olan fizanlar vardır. Daha ufak tepeli olan fizanlar vardır. Ufaklarda bu sorun yoktur ama büyük tepelilerde bazen gözlerin içine girip göz iltihabına yol açmaktadır. Fizanların en çok sevilen, biraz evvel sevilen nedeni de hayvanseverlerin renginin çok olması, seçim olanağının çok olması. Biz de burada üç renk getirdik. Buradakiler siyah, beyaz tepeli fizan, sarı kıvırcık fizan ve de gümüş fizan diye geçmektedir. Bizim dediğimiz gibi 10 renk var çiftliğimizde. 3 rengini getirdik. Şimdi hayvanseverler, kimisi gümüş rengi, kimisi de Türkiye'de de ismini rahibe koydukları vücudu siyah, tepesi beyaz olan kontrast renkler oluşturan rahibe fizanları tercih etmektedir. Bugün biz görüyoruz ki bize gelen taleplerden en çok tercih edilen süs hayvanlarından bir tanesi de fizanlardır. Fizanlar. Şimdi burada 3 çeşidimiz var. Evet. En başta siyah beyaz olan rahibe. Rahibe. Diğer alacalı siyah beyaz olan gümüş rengidir onlar. Ve arkadaki olanlar da çok ilginç bir fizandır. Hayvanseverlerin özel bir merak duyduğu. Tüyleri kıvırcık, ters tüylüdür. Geriye doğru, kabarık. Geriye doğrudur. Yine ne kadar gözleri görünmese de bize gelen en çok sorulardan bir tanesi, çiftliğimize gelen, gezmeye gelen ziyaretçilerimiz bunların nasıl görüyor, yemi, suyu nasıl buluyor diye. Ama bütün fizanlar tepelerin altındaki gözlerden yemi, suyu ve çevreyi çok iyi görmektedir. O özellikleri de var. Yani var. Ne kadar tepe büyük olursa olsun gözlerine, eğer az önce söylemiş olduğunuz gibi eğer batmıyorsa veyahut da gözlere inmiyorsa görüş açısı uygun şekilde. Peki civciv olarak şimdi fizan olduğunu bilmiyoruz ama bir civciv elimize geçti. Bu fizanın özelliği var mı civciv üzerinde? Fizan civcivini yumurtadan çıktığı andan itibaren tanırsınız. O özelliği taşıyor. Çünkü bu tepe sadece tüy tepesi değildir. Tepenin üzerinde çıkıntı, kemiksi denen çıkıntı ve onun üzerine tüyler gelişmektedir. Fizan çıkarken tepeli çıkmaktadır. Yani o çıkıntı dediğimiz, başın üzerindeki çıkıntı dediğimiz kemiksi kısımla onun üzerindeki tüylerle çıkmaktadır. Yani makineden çıktığı günden itibaren fizan olduğunu bilirsiniz onu. Her türlü anlaşılır. Yani anlaşılır. Anatomik yapısı zaten bu şekilde. Anlaşılır, evet. Peki ibik olarak bu fizanlarda var mı? İbiği de söyleyeyim. İbik, V ibiktir. Yani V harfi şeklindedir. Şimdi ibikler çoğu ırklarda değişmekle beraber buna çeşitli isimler verilmiştir. Bezelye ibik, daha küçük küt ibiklere verilen,
balta ibik, tebik, tek ibik denen büyük, bizim ticari ligorinlerin ibikleri gibi veya gül ibik gibi, ama bu fizanların ve sultanların V şeklinde, V harfi şeklinde ibikleri vardır. Evet. Şimdi bir diğer tavuğumuza geçelim. İsterseniz Sabah kutlar. Sabah kutları da isterseniz Hasan Bey'e söz verelim. Hasan Bey'e. Hasan arkadaşım tabi Sabah kutların çok özel bir meraklısı. Ve bayağı bir koleksiyonu yapıyor. Çok uğraşıyor. Onların yetiştirmesinden, büyütülmesinden, damızlıkları ayrılmasından. Ben Sabah kutlarla ilgili sorunuzu İsterseniz Hasan arkadaşımız cevaplasın. Olur. Hasan Bey, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi böyle bir merak öncelikle nereden başladı? Yani ne zamandan beri bunu uğraşıyorsunuz? Hayvan sevgisi çocukluğumuzdan beri var. Ama sabah kurtuna olan merakımız 2010 yılında bir tavuksever arkadaşımız tarafından yine yurt dışından yumurta olarak getirildi. Ve üretip çoğaltmaya başlandı. İlk gördüğümüzde ben de büyük bir hayranlıkla edinmek istedim. 2011 yılında birkaç rengine sahip olduk. O günden sonra uzun yıllar çeşitli renkleri katarak yolumuza devam ettik. Şu anda elinizde kaç tane bulunmakta? Yani sayı olarak çok çeşitlilik var büyük ihtimal Sabah kutta rengin sonu olmayan bir tavuk ırkı. Yani dünya üzerinde şu an kabul görmüş 60 renk var. Ama Türkiye'mizde maalesef sadece 24-25 rengi bulmak mümkün. Bizim de elimizde 16-17 renk Sabel kutumuz var. Peki bu Sabel kutunun özelliği nedir? Ne gibi özellikleri var? Az önce Sultan ve Fizan'da bahsedildiği gibi farklı özellikleri var mı bu konuda? Sabel kut daha küçük, hafif ırklara sahip bir hayvan. Minyon tipli. Bakıldığında gösteriş daha ön planda olan ırklardan. Burada da kesinlikle ticari bir değeri yok. Süs tavuğu olarak besleniyor. Evet. Yani yumurta adedi veya et düşünüldüğünde hiçbir getirisi olmayan bir hayvan. Bunlarda da özellik olarak paçalar büyük ihtimal ön planda. Bunlar sosyal sakin hayvanlar. Herkesin kümesinde çok küçük yerlerde çok rahat bir şekilde besleyebileceğiniz tavuk ırkları. Renkleri paça boyunları diğer tavuklardan kendini en çok ayırt eden özellikleri. Cama yakın oluşları. İnsana yakın oluşları. Türkiye'de yaklaşık 2 yıldan beri çok popüler olan hayvanlardan. Renklere de bakıldığında insanlarla hep bir hayranlık uyandıran ya da bize öyle geliyor. Peki şu anda iki renk şu anda önümüzde. Peki diğer variyetelerde, diğer renklerde gene temel yapı bu şekilde mi tavuklarda? Renk şeyinde. Elimizdeki olan hayvan, buraya getirdiğimiz hayvanlarda ne renkleri söylüyorsan istersen? Gold Sabelput ve Buff Sabelput. Asıl adları Sabelput. Ama Türkiye'de daha kolay alıştığımız için herkes Sabelput olarak bilinir. Evet. Sabelputlarda üzerindeki noktalara genel verilen isim Modlet. Bazı kaynaklarda da bin çiçek anlamına da geliyor. O arkada gördüğümüz tavuk gold tavukta üzerinde bin adet beyaz noktalar olduğu bilinmekte. Mülefülür açılımı bin çiçek. Mülefülür açılımı bin çiçek anlamına geliyor. Her tavuğun üstünde bin tane çiçek görmek mümkün. Evet. Bu şekilde birçok renk karışıyor sadece değişiklik olarak. Peki bu paçalar bu tavuklara özel mi yoksa farklı türlerde de bu tavuk şeyleri var mı, paçalar var mı? Sabelpult diğer ırklar, Sabelpult'a özel bir paça yapısı yok. Brahma'da, Sultan'da, farklı ırklarda paça bulmamız mümkün. Bunlarda renk olarak tek renk, iki renk, hatta biraz daha çıtayı yükseltip üç renk olanlar da var. Üç renk biraz daha Sabelpult'ta gösterişi ön planlı tutuyor. Şimdi Mülefülür rengi gördüğünüz ekranda. Bu şekilde. Peki isterseniz diğer tavuğumuza geçelim. Onu konuşalım. Serama'ya geçelim. Serama'ya, en ufak tavuğumuza. Şimdi Serama çok ilginç bir tavuktur. Tabii şimdi stüdyomuzda ışıkları da görünce biraz rahatladı. Evet. Evet.
Şimdi burada dünyanın en iri tavuklarından birisi olan Brahma'yı tanıttık programımızın başlangıcında. Şimdi de dünyanın en küçük tavuğu olan Serama'yı tanıtalım. Aslan masaya koy istersen. Şimdi görüldüğü gibi Serama'lar birkaç grubu ayırıyor. A, B, C grubu diyor. Hı hı. Bizde daha çok Amerikan Serama Türkiye'mizde ve son yıllarda Malezyan Serama. Malezyan Serama ana vatanı anlaşıldığı gibi Malezya. Amerikan seramaları 300 ile 500 gram arasına gelirken Malezya seramaları çok daha ufak. Dişiler 155, erkek 175 gram arasında değişmektedir. Çok ufak. Yani şöyle baktığımızda tavuk olarak insan nitelendiremiyor. Çok ufak görüldüğü için. Şimdi özellikleri kuyruğu dik oluşu. Malezyan serama için söylüyorum. Amerikan seramalarda bu olmayabiliyor. Göğüs kısmı öne doğru çıkık oluşu ve karakteri çok insana alışkın, yatkın bir ırktır. Evde besleyebiliyorsunuz. Bizim Avrupa'da yaptığımız gezilerde gördük ki serama besleyenlerin çoğu kafeslerde besliyorlar. Bahçeli kümeslerde değil. Kafeslerde üretim böylece daha iyi üretim aldıklarını söylüyorlar. Tabi tavuk ufak olunca yumurtaları da çok ufak oluyor. Malezyan serumaların 5 adet yumurtası bir tavuk yumurtasına eşdeğer. 5'i bir arada. Bıldırcın yumurtasıyla büyüklük olarak eşleştirdiğimizde aşağı yukarı. Dediğim gibi insana çok yatkın karakterleri vardır. Özel yarışmaları vardır. Malezya'da ve bu yarışmalar sonunda çok büyük meblağlara alıcı bulmaktadırlar bütün. Yani böyle özellikteki bir tavuğun da alıcısının... Yani standart özellikleri tam olan bir ırktan, bir satıştan bahsediyorum. Yarışmalarda birincilik almış bir tavuğun veya horozun mutlaka alıcıları da özellikle son zamanlarda Avrupa'dan da gidip Malezya seramaları alıp Avrupa'ya getiren kişiler olduğunda bizzat benim arkadaşlarım olduğunda biliyorum yani. Şimdi birçok ırkımızı, tavuk çeşidimizi burada inceledik. Şimdi burada olmayanlar söz konusu. Bunu da isterseniz ikinci yarıda resimlerle beraber ekran karşısında izleyelim. Sevgili seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Benim Hasan Bey ve Ömer Bey'e çok küçük birkaç sorum olacak. Tabii ki, buyurun. Hasan Bey'e sormak istiyorum önce. Hasan Bey'i internette bazı süs tavuğu gruplarından takip ediyorum. Evet. Özellikle Double Bold üretiminde çok ciddi üretimlerini görüyorum. Bu türler ile ilgili birkaç sorum olacak kendisine. Evet, buyurun. Birincisi Double Bold'ları üretmek zor diye konuşuluyor. Niçin bu Double Bold'ları üretmek zor? Neden bu hayvan gerçekten zor üretiliyor? İkincisi, üzerinde Sabah Kutu hayvanının üzerinde bazı denekler var, noktalar var. Bunların bir anlamı var mı? Ne kadar olması gerekiyor? Fazla mı olması gerekiyor? Vücudunun hangi kısımlarında olması gerekiyor? Bir de Sabah Kutu'nun kümes ortamlarının nasıl olması gerektiği hakkında Hasan Bey'e birkaç sorun olacak. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey. Başka sorunuz var mı acaba? Bir de Ömer Bey'e soru sormak istiyorum. Evet, buyurun. Ömer Bey de bu sektörün en önde gelen ve en popüler isimlerinden bir abimiz. Son birkaç yıldır dernekleşmeyle ilgili çok ciddi gelişmeler var. Ömer Bey'in bu konuda muhakkak tecrübesi var. Yurt dışındaki çoğu fuarlara gittiğinden biliyoruz. Dernekleşmenin hatta federasyonlaşmanın artı yönleri nelerdir? Bunlarla ilgili birkaç bizi bilgilendirebilirse çok sevinirim. Bir de Bursa'da Süs Tavukları Derneği kuruldu. Bu Süs Tavukları Derneği'ne üye olmanın ne gibi avantajları var? Üyeler hakkında neler yapmamız gerekiyor? Daha fazla üye yapılması için nasıl çalışmalar lazım? Artı üye olmak gerekiyor mu?
üye olanlar neler kazanabilir? Tam bunlarla ilgili bilgi almak istiyorum. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Evet. Şimdi hangi birinden başlayalım istersen? Saberpult'tan başlayalım. Evet, Hasan Bey. Saberpult bakımı evet zor bir hayvan. Öncelikle hastalıklara yakalanma olasılığı çok yüksek ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklara yakalanabiliyor. Bunun başında marek. Saberpult'ta marek aşısı ilk günlük yumurtadan günlük civciveye uygulanan ve aşı -149 derecede saklanabilen çok zor bir aşı. Bunu sadece profesyonel çiftliklerde uygulanan bir aşı. Bizim gibi hobiciler bu aşıyı temin etmek, muhafaza etmek ve günlük civciveye vurmak imkansız oluyor. Bu konudan dolayı bakım aralıkları ergenlik, üreme yaşlarına geldiklerinde ayaklarında bir balerin duruşu dediğimiz evet. hastalığa yakalanıyor. Ve bu da bütün vücuduna yayıp önce sinir sistemini bozup hayvanın kısa sürede kuruyup ölmesine sebep oluyor. Hayvanların üzerindeki noktalardan bahsetti biraz. Evet. Buna Moped diye dünyada genel bir isim veriliyor. Bunun üzerindeki işte renkler bakıldığında beyaz nokta genellikle oluyor. İşte siyahın üstünde beyaz noktaları, turuncunun üstünde beyaz noktaları, kırmızının üstünde beyaz noktaları. Genel adına mineflu, biz az önce bahsettiğimiz bin çiçek anlamına geliyor. Genelde bunun oturuşu, noktaların dağılımı biraz daha belirgin. Yani ilk etapta karmaşık değil de tamamen vücuduna, kanatlarına, göğüs kısmına yayılmış olması bu en çok istenen bir özellik. Kafes ortamına bakımına geldiğimizde tabii ki hayvanların sosyal ortamlarının geniş ve ferah olması her tavukun istediği bir özellik. Evet. Ama küçük kümeslerde de çok rahat, hani benim kendi beslediğimde 1'e 1-20 kümeslerde besliyorum. Genelde 2-3, 2 tavuk bir oran şeklinde daha çok üretim ve renk üzerinde çalışıyoruz. Ama tabii geniş, yeşil, bahçeli bir kümes olsa, güneşi göremiyse çok daha iyi olacaktır. Sonuçta içgüdüsel olarak bu hayvanlarda eşelenme içgüdüsü muhakkak var. Yani süs tavuğu olup da böyle bir özelliği olmayacak diye bir şey yok. O yüzden daha geniş ve daha ferah bahçe tarzında yerlerde bakılması her zaman daha iyi. Hem onun kendi doğal yaşam alanından dolayı. Çünkü kafes ortamında bakılıyordur muhakkak, doğrudur, ama hani ne kadar daha uygun doğal ortamı olursa tavuklar için sağlık açısından o yönden daha iyi. Kemik gelişimi için de doğal kafes sistemini siz de bilirsiniz. Ticari tavukçulukta da artı yönleri vardır, eksi yönleri vardır. Ama ticari tavukçulukta da tavuk ömrü, yani verim ömrü bir sene olduğu için yumurtayı tavukları, bir sene sonra onları kullanamamaktır. Evet. Yani ama süs tavuğunda, hobi tavukçulukta böyle değil. Bahçeli ortamda siz dediğiniz gibi yere basması kemik gelişimi için de çok önemlidir. Evet. Hayvanın doğası için de çok önemlidir. Ben şurada bir ekleme yapayım. Hasan arkadaşım çok güzel anlattı. Marek hastalığında. Geçen programda da ben dersen kısa üzerinden geçmiştik Marek. Saberpult'u araştırırken tarihini nasıl, Avrupa'da nasıl yapılır? Sitelerde ilk şunu gördüm. Marek'e karşı bağışıklık sırrı en zayıf hayvanlardan bir tanesi. Ve Avrupa'daki derneklerden hepsinde ilk başladaki önerdikleri aşı marek aşısıydı. Saberpultlar için. Bizde de 7-8 rengi olduğu için tereddütte kaldık. Yapalım mı, marek aşısı yapmayalım mı diye. Bizim anlaşmalı olduğumuz veterinerler var. Onunla oturduk. Dedik nasıl yapalım? Marek aşısı Hasan'ın da dediği gibi çok zor, zahmetli ve de maliyetli bir aşı. Evet. Biz marek aşılarını aldık. -144 derecede azot tankında duran bir aşı. Ve makine kuluçkadan, anne altından hangi yolla üretirseniz üretin, ilk çıktığında birinci gün vurulması gereken bir aşı. Üçüncü, dördüncü günler vurursanız o aşının bir etkisi olmuyor. Evet. Ve dediğim gibi biz bunu bu sene 3. sezon olacak, 3 sezondur marek aşısını
sırf sadakatler için bu bana pesini aldık. Ama şimdi tüm hayvanlarımıza vuruyoruz bütün. Bu çok önemli bir nüanstı. Çünkü dediği gibi Hasan arkadaşımın en çok sadakat besleyenlerin en çok muzdarip oldukları belirtisi kurumu olan balerin duruşu dediğimiz ayakların en ayak en arka ayak arkaya açılma şeklindeki manek hastalığının belirtisidir. Evet, o noktaya geldikten sonra zaten yapacak bir şey kalmıyor. Bir şey kalmıyor. Evet. En büyük savunma saldırıdır hesabı. Evet. İlk birinci gün aşının yapılması gerekiyor. Şimdi Kemal Bey'in son sorusu vardı dernekler hakkında ve federasyonlaşma hakkında. Derneklere üye olmak ne derece fayda sağlar, nedir bunun hakkında? Kemal arkadaşım çok güzel bir soru sordu. Benim de üzerimde son bir senedir, iki senedir hassasiyetle durduğum bir nokta. Çünkü dernekleşme olmadan, federasyonlaşma olmadan Türkiye'de bu sektör, hobi sektörü, süs tavukçuluğu veya süs hayvanat sektörü gelişeceğine inanan birisi değilim. Evet. Son bir seneki faaliyetler Türkiye'deki dernekleşme çalışmaları ve yakında federasyon oluşturma çabaları çok memnuniyet vericidir. Çünkü bu dışarılara baktığımız zaman yine söylüyorum hep Avrupa'ya örnek veriyoruz ama bizde örneği olmadığından süs hayvanları çok ülkemize geç girdiği için dernekleşmişler, 1850 yılında başlamışlar, standartlarını oluşturmuşlar, derneklerini kurmuşlar, yarışmalarını yapmışlar ve bunu sosyal bir platform yani sosyal bir aile ortamı haline getirmişler. Dernek buluşmaları, dernek yarışmaları, dernek yemekleri hem sosyalleşmelerinden hem de yetiştirdikleri hayvanın daha iyisini nasıl yetiştirebiliriz diye ilerleme sağlamışlar. Bu konuda fikir beyan ederek toplantılarda zaten dernekleşmenin en güzel noktası da odur. Şimdi görüyoruz ki bir seneden beri Bursa Derneği'nde de beraber görüşüyoruz. Bazı beraber sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz oluyor. Hasan da bu derneğin yöneticisi. Hepsi özgürlüğüyle çalışıyorlar. Sadece Bursa değil. Bütün Türkiye'deki dernekler. Kemal Bey'in sorduğu bir soru, niye derneğe üye olayım? Ben bir amatör yetiştiriciyim. 10 tane de diyelim ki süs tavuğum var. Birinci sebep, tavuklarınıza bir kimlik altına girersiniz dernek olunca. Nedir? Bursa'ya örnek verirsek, Bursa Süs Tavukları Derneği üyeyim diye. Bu ne işinize yarar? Eğer hayvanınız kaliteliyse, sağlıklı bir ortamda yetiştiriyorsanız, bu size ileride ürettiğiniz hayvanları paylaşmanızı sağlar. Dernek ortamında alışveriş ortamına geçmenizi sağlar. Dernekleşme bir sürü sosyal faaliyetleri de beraberine getirir. Nedir? Yarışmalar gibi, işte geziler gibi, evet. Hatta Hasan da anlatabilir bunları. Bursa Derneği'nin bir sürü illere gezi düzenlediğini, oradaki sade internet ortamında gördüğü arkadaşları bizzat canlı oturup, konuşup, muhabbet edip ve arkadaşlık kurduklarını ben bizzat şahidim. Başka ne artısı olabilir dernekleşmenin? Kimlik altına girer dedim. Yarın öbür gün yarışmalar düzenlenecek. Belki bir sene içinde, bir buçuk sene içinde. Bu hayvanlarınız kaliteli hayvan yetiştiriyorum diyorsanız dernek üyesi olmadan o yarışmalara katılma imkanınız yok. Evet. Bir derneğe üye olacaksınız ki o dernek altında bir yarışmaya katılmanız gerekir. Peki yarışmaya katılınca ne olacak? Birinci olduğunuz zaman kaliteli hayvanın fiyatı, normal hayvanın fiyatı 1 liraysa kaliteli hayvanın fiyatı 3 lira olacak. Yani hayvanınızı daha iyi değerlendireceksiniz. Derneğin özel anlaşmalı veterinerleri olacak. Burada hayvanların sağlığı konusunda hizmet alabilir. Hizmet. Bunların çalışmaları olduğunu biliyorum. Bursa Derneği olarak konuşuyorum. Arkadaşlarım böyle bir projede bu kapsamda çalıştıklarını biliyorum.
Yani derneğe vereceğimiz bugün azam ne kadar da aidat? Derneğimizin 120 TL. Buna ilk giriş aidatı ve ondan sonraki yıllarda yıllık aidat olarak 60-120 TL. Bugün yıllık 60 lira vererek tavuklarımızı kimlik altına ve derneğin sunacağı olanakların, imkanların bir sürü imkanlardan yararlanma imkanı da olacak. Örnek söyleyeyim, biz park hayvancılık olarak dernek üyelerine %10 indirim uyguluyoruz. Yani bu zihniyette, yani dernekleşmenin önemini anlayan veya derneğe üye olan kişilerin bunları da maddi olanakları da alt alta koyduğu zaman müthiş bir kar sağladığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi Ömer Bey, yumurtadan konuya başladık ama soruyla beraber konu dernekleşmeye, hatta üyelerimizin sayısını arttırmaya geldi. Umarız da en kısa zamanda bu süs tavuğunu sevenler olarak bir çatı altında bir arada tekrardan hizmet verilir ve yarışmalarda özellikle ben görmek istiyorum. Çünkü Kanarya besleyenler için mükemmel yarışmalar yapılıyor. Yani Türkiye'nin birçok yerinde yarışmalar yapılıyor ve ülke dışında da bizi temsil ediyorlar bu noktada. Bu birinciliklerle Türkiye'mize geri dönenler de çok fazla. Tabii. Aynı Şubat ayında bir şampiyonası vardı. Hı-hı. Kanarya'da söylüyorsunuz. Tam bilgi edinemedim ama yine en az 10 Kanaryamız Türkiye'den dünya şampiyonu olduğuna, belki daha fazla bilemiyorum da, ama inanıyorum ki dünya şampiyonu olmuştur. Evet. İnşallah bu dernekleşmenin sürmesiyle beraber bizim yetiştirdiğimiz hayvanseverlerin yetiştirdiği hayvanlar dünya şampiyonlarda da Türkiye bayrağı, Türkiye'mizin bayrağını dalgalandıracaktır birinci olarak. Evet, çünkü öyle bir şey vardır. Hı hı. Birinci olduğunuz zaman orada seremonide sizin bayrağı lazım. Aynen öyle. İnşallah o günleri görürüz en kısa zamanda. Şimdi fazla zamanımız kalmadı ama görselde de birçok fotoğrafımız var, türleri göreceğimiz. İsterseniz hızlı hızlı onları görelim. Tamam. Ondan sonra zaten süremiz kalırsa da yumurtalara devam ederiz. Tamam. Şimdi birkaç tavuk türümüz daha var sevgili izleyiciler. Onları da ekran karşısında sizlere gösterelim ve onlar hakkında da görüşelim. Bu gördüğünüz, biraz evvel de bahsetmiştim Bravo'ya baslarda, koşin ırkı, dev koşin, Çin kökenli bir ırktır. Çok sık burk özelliği gösterirler, burka yatma özelliği. Hı. Senede 2 veya 3 sefer burka yatıp kendi civcivlerini çıkartırlar. Ağırlıkları da Brahmalardan birer kilo daha düşüktür. Yani 4 ile 5 kilo arasındadır. Bir sonrakine geçebiliriz. Bu da Türkiye'de son yıllarda çok rağbet gören viyandut, dev viyandut. Bir de minyatür cinsleri vardır. Dev ve cüce cinsleri var Türkiye'mizde. Bu dev viyandut. Bunun renk ismi de silver, yani gümüş viyanduttu. Burada dikkat edilecek nokta beyaz üzerine siyah desenlerin çok net olmasıdır ve birbirine girmemesidir. Biraz evvel bahsettik fizanlardan, gümüş fizandan bahsettik. Bu da onun tam tersi, altın fizan tavuğumuzdur. Tavuklu horozumuzdur diyelim. Ters tüylü tavuklardan sarısını stüdyomuza getirdik. Bunlar da gümüş ve altın rengi. Beyaz olan gümüş, kahverengi olan da altın rengi. Bu da yine Türkiye'de çok popüler olan sarı beyaz tüylü, kafası tüylü fizan tavuğumuzdur bu da. Rahibe fizanlar, çok güzel kontrast renkleri vardır. Türkiye'de diyebilirim ki en çok tutulan tavuk fizan cinslerindendir. Burası biraz evvel gördüğümüz bu tavuklar Maran ırkı. Koyu kahve yumurtayı yapan Maran ırklarının horozu ve tavuğudur bu. Evet. Burada isterseniz yumurtaya devam edelim. Tabii. Orada yarıda kaldı. Yani koyu kahve rengi olmasının sebebi olarak. Şimdi koyu kahverengi olmasının sebebi 14 gen bunu kontrol ettiği bilinmektedir. Hı hı. Tavuk yumurtlamadan hemen önce adeta bir, nasıl diyelim, bir
tabanca ile boyar gibi boyun tavuk yumurtalarından bu renk şeyleri, renkleri oluşmaktadır. Evet. Şimdi bunun 9 renk skalası vardır. Fransız kulübünün kabul ettiği. Bu yumurtada açıktan koyuya doğru hepsi kabul edilebilir. O 9 rengin içinde olması lazımdır. Bazen açık olabilir, bazen koyu olabilir. Bu mevsime göre ve yiyeceğe göre, yediği yiyeceğe göre değişmektedir. Ama en makbul olan, en koyu renk olan yumurta rengidir. Evet. Peki yeşillerden de bahsedelim, yeşil yumurtamız. Çünkü bunlar son dönemde dediğimiz gibi bayağı bir revaçta olan yumurtalar. Yeşiller, arakunas, amerikunas, amerikunas genelde mavi yumurta. Yeşilden maviye kadar bir renk varyetesi vardır. Ana vatanı Güney Amerika, Şili. Yeşil rengin kabuğu, yine biraz evvel maranlarda dediğim gibi sezona göre, yaz aylarına göre, kış aylarına göre renk koyu veya açık olmaktadırlar. Arakunasların iki boyu vardır. Bir minyatür, bir de iri. İri boyların veya minyatür boyların en büyük özellikleri kulak büyüğü dediğimiz çene altındaki tüylerin çok gelişmiş olmasıdır. Uzun olmasıdır. Çok güzel bir görünüş sergilerler. Ama üretmede bazen sorun çıkabilir. Bu tüyler civciv çıkmadan evvel yumurtalara yapışıp civcivin çıkmasını engeller. Bizim çiftliğimizde yetiştirdiğimiz aynı zamanda kuyruksuz arakunaslardır. Yeşil yumurtaları yumurtlayan kuyruğu yoktur. Arka kuyruğu yuvarlak ve düz oval şeklindedir. Bunlara kuyruksuz arakunaslar denmektedir. Bu da Şili, Güney Amerika denen iki Amerika'da iki cinsin menezlenmesiyle oluşmuş. İşte ağırlıkları da iri ırkların, horozların 2,5 kilogram, tavukların da 2 kilogram arasındadır. Peki Ömer Bey, bu yumurtaların son dönemdeki bu revaçlığından dolayı hani bazı hastalıklara iyi geldi hakkında haberler dönüyor. Normal yumurtadan farkı nedir? Yani bizim marketten alıp yediğimiz ya da gezen tavuk şu anda gündemde, o yumurtalardan farkı nedir? Arakunasları ilk özellikle 2000 senesine getirdik biz. O kadar tabii iletişim araçları bu kadar yaygın değildi. O zaman bazı gazeteler bizle röportaj yapıp bizim söylemediğimiz halde şöyle başlık attı. Kolesterol sıfır yeşil yumurta diye. Sonradan yapılan incelemelerde yeşil yumurta için konuşuyorum. Kolesterolü normal yumurtaların aynı düzeyde olduğu görülmüştür. Renk kabukları değişiktir. Öteki verileri normal yumurtalarla aynı değerleri taşımaktadır. Hiçbir fark yok. Farkı yoktur. Bu tabii bazı pazarlamak için, satmak için sıfır kolesterol diyenlere çok da itibar etmemek, bunu etmemek lazım ve de araştırmak lazım bunu. Hem yabancı kaynaklardan hem yerli kaynaklardan. Ondan sonra bu hayvanı besleyecekler. Ona göre beslemek. Ona göre beslemek. Veya yumurtasını yiyecekler. Evet. Şimdi Ömer Bey ve Hasan Bey çok teşekkür ediyorum sizlere. Süremizin sonuna geldik ki daha bahsetmemiz gereken birçok tavuk türü ve ayrıca sülün, tavus kuşu, onlar da vardı. İnşallah en kısa zamanda tekrardan bir arada oluruz. O türleri de işleriz, o türleri de anlatırız. Çok sağ olun verdiğiniz bilgilerden dolayı, bu zengin kültürle beraber bizi bilgilendirdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz Köy TV'ye. Böyle bir programda bize yer verdiği için. Teşekkür ederiz. Hasan Bey tekrardan çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Thank you.